Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bugün ne başlarken global piyasalarda ABD vadelileri dün kapanışlarına yakın seviyelerde tüm ABD'de teknoloji hisselerinde özellikle bir satış baskısı vardı. Ama bugüne sakin başlamış gözüküyor. Asya'da ise yine karışık bir seyir var. Japonya ve Çin artıdayken Hong Kong'da piyasasının eksi olduğunu görüyoruz. Bugün veri olarak yoğun bir gün. En önemlisi bizim piyasamızda enflasyon verisinin gözlemliyor olacağız. Dediğim gibi enflasyon bundan sonraki dönemde en önemli konu arkadaşlar. Dolar TL'nin de bundan sonraki gidişatını da o belirleyecek. Şimdi baktığımızda piyasanın beklentisi, konsensus beklentisi %3 artış. Bu %20,70 bir yıllık enflasyona denk geliyor. Bizim beklentimiz %3,6, bu da %21,7. Şimdi dediğim gibi ben bu Kasım ayında yaşanan kur volatilitesinin ve kalıcı olan bu volatilitenin artık kalıcı olduğunu görüyoruz ve her gün işte %2-3'lük hareket de yapabildiğini gösteriyor. Dün tekrar aynı yeni tepe noktaları denemeye çalıştı. 13.80'lere doğru. Bu sabah biraz daha sakin gözüküyor. Ama bu kalıcı kur zayıflığının fiyatları artışı zaten gözükmeye başladı. Dün açıklanması beklenen ama bir gün sonra açıklanan doğal gaz zammı da geldi. Yine TÜFE'ye etkisi olmaması açısından konutlara herhangi bir doğal gaz zammı olmamış ama sanayi ve doğal gaz elektrik üretiminde kullanan santraller için %20'lik bir artış var. Ocak ayında bir daha gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sefer konuta da gelmesi gerekiyor ama belki bu kışı konuta hiç getirmeden atlatabilirler. Yani sonuçta BOTAŞ'ın bilançosu tarafından sübvanse edilebilir konut. Ama diğer taraftaki fiyat artışları devam edecek. Özellikle bu 3 ay enflasyonda oldukça sürprizli rakamlar olabilir. Yani bugün bile ben 3,6 piyasadan daha yüksek bir beklentimiz var ama yani %4'ün üzerinde gelmesi de şaşırtmaz beni açıkçası. Ama ya Aralık ya da Kasım'da bir büyük ayımız var arkadaşlar. Yani o büyük ayla birlikte biz işte 29-30 bandına çıkacağız. 2 aydan bir tanesinde. Ama Aralık ayında gözüküyor olması lazım kaçınılmaz bir şekilde. Ondan sonra da açıkçası kur buralarda kaldığı takdirde 2022'nin de ilk 6 ayını yüksek seviyede devam edeceğimiz rakamsal olarak gözüküyor. Çok fazla bir baz etkisi maalesef bize yardımcı olmayacak. Enflasyonun hızı yavaşlayabilir daha sonraki aylarda ama hayat pahalılığı baki olarak bu izlerle kalacak. Çünkü bu fiyatlar bir de aşağı inmez geldikten sonra. Şimdi diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı bir toplantı vardı. Bizle ve yabancı yatırımcılarla. Yani burada yeni bir şey söylemedi. Yani sonuçta burada çok fazla değişik bir şey beklememek lazım. Yeni bir strateji belirlendi. Bunun sonuçlarını da hep beraber millet olarak yaşayacağız ve göreceğiz. Yani zaten anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı dün de söylemiş. Çin de bunu böyle yaptı diye. Yani işte ucuz iş gücü olarak Avrupa'ya biz ihracat edeceğiz. Hani bunun ben bir tek anlamadığım bunun etkilerinin 4-5 ay sonra göreceği söyleniyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben onu hakikaten anlamış değilim. Yani Çin'in 20-30 senede yaptığını biz karar verip 6 ayda başaracağız ve tekrar bu sıkıntılı dönemleri atlatabilecek miyiz? O kısmı hakikaten
anlamakta zorlanıyorum. Tüm ekonomik teorileri yerle bir eden bir şey bence bu kadar çabuk gerçekleşmesi. Tabii ki daha az tüketirseniz yavaş yavaş borcunuzu ödersiniz. İnsanlar için de böyle, belediyeler için de böyle. Bu bir bilanço gerçeği. 20 sene farklı bir strateji izlendi. Şimdi bu senenin bu son 3 ayında böyle bir strateji izlenmeye karar veriyor. Cari açık böyle düşer mi? Düşer. Ama dün de bir rakamları paylaştı. İlk 10 aylık ithalat ihracat rakamlarına baktığınızda evet ihracat gayet güzel. %80'lerin üzerinde ihracatı ithalatı karşılama oranı var. Avrupa'dan büyük talep var. Biz de bunu için üreticiler, ihracat yapabilenler şey yapıyorlar, karşılıyoruz. Ama tüketim tarafına baktığınız zaman ithalat tarafına arkadaşlar toplam Türkiye'nin toplam ithalatının %9'u tüketim malı. Yani biz iPhone almasak da, bilgisayar almasak da bu işin düşeceği yer belli. Yani 4-5-6 milyar daha dolar daha düşer. Ama daha fazla düşmez tüketim tarafındaki. Öbür tarafta da zaten diğer malları alıp satmak zorundayız. Yani siz ihraç ettiğini zannettiğiniz bugün tekstil endüstrisi bile pamuğunun %65'ini yurt dışından alıp ondan sonra işleyip satıyor vesaire. Yani o rakam o dinamik değişmeyecek açıkçası. O yüzden dediğim gibi yani sonuçlarını göreceğiz. Benim için enflasyon en önemli konu ve eksi reel faiz. Eksi reel faiz neden önemli? Tasarruf edenlerin davranışları açısından da önemli. Sonuçta dolara ve dövize bu eksi reel faizde talebin canlı kalması başka bir sebep daha oluyor. Yani bir taraftan biz cari açık kısmını konuşuyoruz. Evet tüketmezsek dolara da daha az dolar ihtiyacımız olur vesaire diye. Ama ülke tasarruflarının önemli bir kısmının dövize kaymasını da engelleyemiyoruz. Bu nasıl değişecek? Zamanla göreceğiz. Dediğim gibi enflasyon risk ve risk olmaya devam ediyor. Rakamları göreceğiz. ABD'den de bugün saat 4.30'da her ay başında gelen takip ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi geliyor. 550 binlik bir istihdam yaratılması bekleniyor. Ama dediğim gibi biz artık Türkiye sadece çok fazlasıyla kendi dinamikleriyle trade eden bir piyasa haline geldi. O yüzden hani eskiden çok daha fazla bizim piyasamızı etkileyen negatif veya pozitif şoklar orada çok fazla etkili olmuyor açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda tarihi zirve seviyesine doğru yükselişler devam ediyor. Daha doğrusu rekor kırmaya devam ediyoruz. Endeksin yeni güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1890 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun üzerinde 1900 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1860 seviyesi destek noktamız olacaktır. Bunun altında 1830 seviyesini takip edebiliriz. Burası da kabaca 5 günlük ortalamaya denk gelmektedir. Bunu söylemiş olalım. Hisse bazında bu doğal gaz zammından dolayı sürekli artış içerisinde bulunan şişe bugün biraz kar satışı altında kalabilir. Dikkat etmekte fayda var. Genel olarak doğal gazda zam olduğunda şişe tarafında hafif bir geri çekilme yaşanıyor. Bunun altını çizelim. Bunun dışında Koç Holding dün çok iyi bir kapanış gerçekleştirdi. Son birkaç gündür ısrarla altını çiziyoruz. Tarihi zirve seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde en yüksek seviyesinden. Bugün burada yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 30 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. 31'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok yüksek. Tofaş yine son günlerde ısrarla altını çizdiğimiz kısa vadeli olarak yükselişlerini sürdürüyor. Burada da 93'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yine çok çok yüksek diye söyleyebiliriz. Bu tarafta da olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz biz. Perakende sektöründeki hisseler biraz geri kaldı son günlerde. Bu tarafta özellikle BİMAŞ ve ŞOK tarafında bir hareketlenme yine görebiliriz bu tarafta. ŞOK da 14.90'lara doğru, BİMAŞ'ta ise 72'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz
çok yüksek. Ayrıca şunu da altını çizelim. Bu biliyorsunuz ki varyant haberlerinin arkasından ciddi şekilde gecikmeler yaşayan havacılık sektöründe son günlerde toparlama var. Dün yatay bantlı hareketlerini sergilediler. Bu tarafta Türk Hava Yolları'nda alımların hızlanacağını düşünüyoruz. 19 daha sonra da 19.50'ye doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz hava yollarında da yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Benim düşüncelerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.